Foça Belediye Tiyatrosu sunar. Radyo Tiyatrosu. Oyunun adı Töre. Yazan Turgut Özakman. Yönetmen Erdal Dinçer. Montaj, kurgu ve efekt Behzat Aksu. Sunan Nihal Aksu. Karakterler ve seslendirenler. Nene Şerife Aydın. 70 yaşında Kara Hasan'ın anası. Kara Hasan, Davut Akbaba, 50-55 yaşında bir dadaş. Ana, Songül Akbaba, 45-50 yaşında Kara Hasan'ın karısı. Hala, Dilek Aydın, 45-50 yaşında nenenin kızı, Kara Hasan'ın bacısı. Oğul, Asilhan Güler, 20 yaşında Kara Hasan'la ananın oğlu. Büyük gelin, Arzu Demir Yalçın, 25 yaşında, Kara Hasan'ın gelini. Küçük gelin, Emine Tekin, 20 yaşında, Kara Hasan'ın gelini. Zühre, Seren Aki, 15 yaşında, kızın kızı, Kara Hasan'la ananın torunu. Yeğen, Hande Erdik, 20 yaşında, Kara Hasan'ın erkek kardeşinin kızı. Mustafa, Alican Türetken, 17-18 yaşında, Çolakgillerin küçük oğlu. Bu oyun pandemi döneminde herkes evlerinde cep telefonlarına seslerini kaydederek ve yine evde montajlanarak oluşturulmuştur. Oyuna konu olan olay 1900'lerde Erzurum'da geçmektedir. Nene sedirde oturmaktadır. Zühre ve kucağında bebesiyle küçük gelin geride ayaktadırlar. Oğul silah sandığından tüfek çıkarıp Kara Hasan'a verir. Kara Hasan da sırası gelen kadına. Al kadın, al bacım, al kızım, al gelin, al yeğenim, aç kapıyı oğul, dikkatli ol. Tamam baba. Ana. Buyur Hasan'ım. Yakup'un kanısı köye inmiştir ana. Ya bizden birini daha vuracak bu soysuz, ya bu kez biz onu bitireceğiz. Ne zaman sona erecek bu kan yağmuru hey oğul? Toprak doyunca ana. Cana doymayan toprak kana doyar mı hiç? Çıkabiliriz baba. Haydi telaş etmeyin. Beni gözleyin. Oğlanı kollayın. Görünce basın kurşunu. Canını cehenneme yollayın. Oğul koru kendini gözünü seveyim. Bir tek sen kaldın. Ana kızlar bizden başkasına kapıyı açmasın ha. Kimseye güvenmeyin. Korkma yavrum. Dayının kanı yerde kalmayacak. Yüreğini serin tut gelinin. O canavar bugün kuş olsa uçamaz, kurt olsa kaçamaz. Yakup'un öcünü alacağız. Kurbanınız olan, sağ dönün. Niyedir bu yamanlık nene? Bizden biri çolakgillerden birini vurdu. Çolakgillerden biri de bizden birini. Böylece devrilip geldi bu kim bugüne. Böyle de gidecek midir? Gitmesin olur mu? Yoksa nasıl bakarız oğlumun yüzüne? Memelerin süt dolu gelinim. Ak sütle büyüt bebeni karakinle del. Vurdular. Vurdular sonunda. Vurdular iblisi. Aldılar babanın öcünü. Oh yavrum. Bir ananın yüreği daha yanmıştır. Kıpırdamayın. Bağırmayın. Burası Kara Hasan'ın evi değil mi? Söyleyin diyorum. Evet. Evde başka kimse var mı? Yok. Bir sober öyleyse kardeş. İçim yanıyor. Sen kimsen ey oğul? Silahı var nene. Bağışla nene. Çaresiz kaldım. Yoksa böyle habersiz, izinsiz girmezdim. Ev ne demektir? Bilirim. Kimsin dedim. Ben Mustafa'yım. Hangi Mustafa? Çolakgillerin Mustafa.
Yakup ağayı, vuran Mustafa. Dağda tuzak, bayırda pusu kurma yetmedi de şimdi sıraya basıp kundaktaki oğlancıkların canını almaya mı geldi sıra? Gastın ne? Dur nene, kızma. Tövbe. Ben kendi canımı kurtarmak için buradayım. Ne demekmiş o? Bir dadaşın evine kim gelirse gelsin, Tanrı misafiri sayılmaz mı? Sayılır. Kapının eşiğini aşıp da dışarı çıkmadıkça canı güvence altında değil midir? He, öyledir. Ölüm korkusuyla yaşamaktan tükendim nene. Bıktım utanmaktan. Anama da yazıktır. Burası dadaş, Karahasan Ağa'nın evi. Sığınıyorum işte. Bağışlarsanız çeker giderim. Ya bağışlanmazsan? Elimden ne gelir? Burada kalırım. Kocayıp ölene dek. Silahımı da veriyorum. Al bacım. Dur oğul. İzini sürüp birazdan dönecekler. Hepsi silahlı. Hepsi öcü almak için yanar tutuşur. Hepsi acılı. Tör ağacı dinler mi nene? Uzun sözün kısası. Canım size emanet. Buyur silahımı. Al nene. Gözünü seveyim. Nenem görmez. Ne hayvanım? Babamın, kocamın ölümlerine katlandım da ilk oğlum vurulunca gözlerim sönüverdi. Dönüyorlar. Oğul ver silahını. Hiç cana kıydı mı bu? Yo, yenidir, temizdir. Korku belası taşımaktayım. Yalanım varsa anam ölsün. Peki, Zöhre. Buyur nene. Mustafa'yı odama götür. Gayrı evimizde Tanrı misafiridir. Nene. Sus gelin. Kadınların payına sabır düşmüştür. Bu ilikanlıyı kim sağ koyar evin içinde? Sen şaşırdın mı nene? Kaçmaya bıraksaydın daha iyiydi. Erkeklerimizin yarısı mezarda çürüdü, yarısı mapus damında. Yetti galiba. Sen bilirsin. Aç o kapıyı. Biziz. Ne olacak şimdi? Hiç. Açın. Sen dur. Zühre, gel kızım kapıyı aç. Çabuk ol. Kapat o kapıyı. Kaçtı tuvalet. İzi izimize karıştı. Birden yok oluverdi. Hiçe döndü hergele. Ulan piç. Ya yarın ya da öbür gün. Ama elbet bir gün elime geçeceksin ulan. Senin anan ağlatacağım o zaman. Seni kahpe dölü. Sen Ezrail misin ulan? Zalim pezevenk. Kanlı değil. Ah ulan ah. Toplayın silahları. Peki baba. Oğul. Buyur ana. Elinizden kaçırdığınız çolakgillerin Mustafa mıydı? He, Mustafa'dır. Mustafa buradadır. Sen ne diyorsun ana? Töreye sığınmıştır. Canı bize emanettir. Doğru mu derin neneniz? Evet dede. Nerede bu soysuz? Odamda. Biliyordum ulan kaçamayacağını. Elimden kurtulamadın işte. Güzel. Dur oğul yapma. Niye? Dedem, babam, kardeşim devrilip gitti benim ana. Bacımın eri, oğlu gitti. Damadım gitti. Dal gibi iki oğlum gitti. Kana kan, cana can. Bu da töre. Ama bu töre has töre. Bu töre baş töre ana. Baba, yaşı yaşıma denktir. İzin verirsen bu işi... Verme oğul. Silahsız bir insancı gıstırıp öldürmek yiğitlik değildir. Öfkene gen vur da bir dinle bizi. Ayağını öpem. Bir kadınları dinle oğul. Peki ana. Dinleyeceğim. Ne dersin kadınım? Oğlumun kanlısıdır. Bağışlamam. Vay başıma. Ama evimiz o domuzun murdar kanıyla kirlenmese de iyi olur beyim. O pisliği temizlemeye ömrümüz yetmez ağam. Ne edelim öyleyse? Kapı dışarı edelim baba. Bir punduna getire hem ben hem oğlanı devre. Söz hakkın var mıdır amca? Buyur yeğenim. Babamı bu yılanın babası öldürmüştü. Anamı bu acı bitirdi. Analık babalık etmektesiniz bana. Bu borcu ödemek isterim. Razı gelirsen dışarıda beklerim. Evden çıkınca vururum o kara domuzu. Törede bozulmaz. Dur sen hele. İzin ver bu işi ben bitireyim. Ay gibi yalnızım baba. Kinim yüreğime sığmıyor artık. Sen ne dersin küçük gelin? Sen bilirsin baba. Sen? Ben ölümü sevmiyorum dede. Söz biraz daha uzarsa korkarım. Ne birliğimiz kalır ne de dirliğimiz. Evdir, konuşulmadan olmaz oğul. Sen suskunluktan kork.
Ne diyeceksin ana? Ev ne demektir Hasan'ım? Bir evin kapısı kapandı mı ne bey buyruğu işler ne padişah yasası. Her ev kendi töresince yaşar. Yoksulun bile evini kale bilmesi, saray sanması bundandır. Bağrına taş bas, töreyi bozma. Töresiz ev, esir pazarı, kuru kalabalık. Dedim işte diyeceğimi. Zöhre, beni odama götür kuzum. Ana bir dur. Hadi kızım, yürüyelim. O cibliyeti sen odanda mı kalacak? Ancak orada selamettedir. Kanlı katili koynunda sakladığını duyarlarsa ne derler ana? Evin sırrını saklamak da töredir oğul. Ana. Peki ana. Sen kazandın. Misafirimizdir. Erkek sözüdür değil mi oğul? Erkek sözüdür ana. Zöhre, al gel oğlanı aşağı. Zühre olmaz. Çocuk bu ne olacak? Sizi görürse korkar. Hadi kızım. Aramızda dolaşacak. Sofraya oturacak. Sözümüze karışacak ha. Ezmek isteyeceksin, ezemeyeceksin. Boğmak isteyeceksin, boğamayacaksın. Asıl baba yiğitlik budur oğul. Ben böyle törenin. Sus! Bize sığındığını birine söyledin mi? Hayır. Girerken gören oldu mu? Sanmam. Töreye uyacağız. Sağ olun. Gündür ahırda kalırsın, gece tandır evinde yatarsın. Bak ortalıkta dolaşmak yok. Dolaşmam ha. Eğer bunlardan birine kötü gözle bakarsan... Töreyi bozma hakkımdır ona. O vakit vururum seni. Vur vallahi. Bu çocuklarımın anasıdır. Bu bacımdır. Bu yeğenim. Bu kızım. Zühre'nin anası olur. Bu da büyük gelinim. Bu küçük gelinim. Yakup'un kadınıydı. Bağışla beni kardeş. Bu kadarız işte. Erkek koymadınız ailede. Siz yine iyisiniz ha. Bak sen varsın, kardeş var. Bizde ise bir büyük ağam kaldı. O da hapishanede. 20 yıl daha yatacak. Bir de ben. Ben de erkekten sayılmam. Erkek olsam işim neydi burada? Sen Yakup'a nasıl kıydın? Onu anlat hele. Belki biliyorsunuzdur. İstanbul'a kaçtımdı yıllarca önce. Ablam da eniştemin yanına. Bu işe bulaşmamak için. İstanbul'da gezip tozuyorum. Okuyup yazıyorum. Anamı da özlemesem keyfim beylerde yok. Sizin Yakup'a küçük ağamı vurunca haber geldi. Avrat gibi gezeceğine gelsin, alınacak öcümüz vardır diye. Kuş vurmamışım, tavuk kesmemişim. Koca adamı devirmek ne haddime? Dinleyen kim? Eniştem getirip eve teslim etti beni. Kendi kaçtı. Bir tabanca verdiler elime. Sına bakalım dediler. Sınamamak olmaz. Tetiği çekmemle güm. Sırt üstü yere yuvarlanmam bir oldu. Derken Yakup Ağa'yı gösterdiler uzaktan. Dağ gibi adam. Vurma elim varmaz. Dedimse de kızlar bile üzerime çullandılar. Yalanım varsa anam ölsün. Bu nasıl bir kindir ağam? Bir kim böyle baklava börekle, susamlı çörekle beslenip büyütülür mü? Şaşa kaldım. Baktım ki çaresi yoktur. İki el kurşun sıkayım bacağına dedim kendi kendime. O birkaç ay yaralı yatar, ben birkaç yıl mapus. Sıramızı savarız dedim. Ama beceremedim ağam. Ne hayvanım. Tetiğe bastığım sıra Yakup Ağa da kendini yere atmaz mı? Eyvah! Vurdum kendimi dağlara. Hem koşuyorum hem ağlıyorum. Ne fayda, olan olmuş. Anamı göresim gelince arada bir köye inmeye başladım. Anladım ki benim ağlamam yetmez. Beni vurup anamı ağlatmanız gerekmektedir. Ben de zillete katlanıp töreye sığındım. Hepsi bu. Götür bunu yerine. Haydi. Peki. Vay anam. Kolum acımaya başladı ha. Yaram soğumuş. Ben şimdi... Yürü. Kızma ha. Kimin kurşunu değdi buna? Benim kurşunumdur. Başına iş anlamıştım domuzun. Yazık ki tutturamamışım. Elim kırılsın.
Nene! Nene! Buyur Kınalı kuzum. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Mustafa'ya süt verdim, içti. İçti ha? Nasıl anladın? 10 gündür kimi görse anası sanıyor. Beni de tanıdı. Merhaba Zühre kardeş dedi. Çok iyi. Ben sana bir şey diyeyim mi nene? Bu oğlancağızı çok acıyorum. Yakup dayımı vurduğuna inanasım gelmiyor. Ödleyin biri. Erkekler harmanda, kadınlar çamaşır yıkamaya gitti. Kimse yok, çık dışarı dedim de ödü koptu. Deden beni keser diyor. Sahi keser mi nene? Bilmem. Nene? Heh, deyiver kuzum. Şimdi ben bu oğlancağıza kolundan çeke çeke buraya getirsem ne olur? Bir şey olmaz. Bizimkiler dönerse yerine kaçar değil mi? Aklı varsa. Bu kadarcık da aklı yoksa dedeme kalmaz, ben keserim onu. Al gel öyleyse. Nenem benim. Allah'ın keskin kılıcından geçeyim ki kimse yok. Gel korkma diyorum, gel. Tabansız haydi. Geldik nene. Nasılsın oğul? İyiyim. Doğru söylemişim değil mi? Bir nenem, bir de bebe. Ha, bir de saka kuşum var. O da bizim gibidir. Ağzı var, dili yok. Otur oğul. Baş üstüne. Bu kuş ötmez mi? Ötmez. Niye ki? Çok mukallit bir kuştur. Bilmem. Bir türkü olsun duymadı ki oğul. Hep ağıt dinlemiştir. Nasıl şakısın? Kuşluğu kursağında kaldı garibin. Ne güzel dedin nene. Adı nedir? Pırpır. Ötsün ister misin? İstemez olur muyum? Ama nasıl becereceksin? Çok kolay. Nene, duydun mu? Kuş gibi ötüyor. Bir daha da öt bakayım. Nene, duydun mu? Hadi bir daha, şaka ne olur. Peki. Nene, nene. Pırpır kuşluğuna kavuştu. Pırpır türkü söylüyor. Pırpır sevinç içinde. Zühre, Zühre. Ne var? Olmaz kızım. Ahi, şakımak bana yakışmaz. Kuş değilim ki. Karagillerin torunuyum. Biri duyar diye kaygılanırım kızım. Yoksa içim parçalanmaktadır. Senin çocukluğunda kursağında kalmıştır. İstersen sana İstanbul'u anlatayım. Niye? Eğlenirsin. Panayır mı bu? 1000 panayır. Yok canım. Bir dinle de gör. Diyelim Ramazan. Verilini Şehzadebaşı. İstanbul'da bir yer. Of of of. İnsanlar bağırda dere gibi akıyor. Çocuklar, gençler, yaşlılar, kızlar, kadınlar. Yalan. Yalanın varsa anam ölsün. Peki peki, inandım. Bir kıyamettir kopuyor. Derken bir kahvehane. Kapıdan bir göz atıyoruz. İçerisi tıklım tıklım. Duvarlarda aynalar, resimler. Tavandan parlak toplar. Renkli fenerler sarkıyor. Biri başlıyor. Adam aman kuzusu. Çay aktı göl kurudu. Nereden içsin kuzusu. Rakibi bu kafiye uygun bir cinas buldu. Ne hala? Bulamadı mı? Rezil kepaze. Bulsun, yazıktır. Peki. Yaktı beni, kül etti. Bir ananın kuzusu. Nene, duyuyor mu? He. Ne güzel anlatıyor değil mi? He. Sonra? Semai kahvesinden çıkıyoruz. Dışarısı mahşer. Vay 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 vay. Hemen yandaki kıraathaneye giriyoruz. Aman Allah, karagöz var. Nene. Sus. Eyvah, ne oldu? Şimdi anlarsın. Her ne kadar kusur ettikse affola. Yarın akşam Tahir ile Zühre oyununda buluşalım mesela. Bitmiş. İstanbul'da oyun biter mi? İşte bir çadır. Önünde de kesik baş. Gövdem yok diye üzülmeyin. Ne gam? Ya kafasız olsaydım? Dur babalık, gitme. Kesik başı seyrediyoruz. Yapma kardeşim. Dur, etme teyzeciğim. Aman aman aman, kalabalık aldı bizi, kucağına götürüyor. Ooo, Kelasan Efendi'nin tiyatrosunun önüne gelmişiz. Kapıda mızıka çalıyor. Girelim mi? Bir de soruyor.
Giriyoruz. Nene. Kadınlar bir yana, erkekler bir yana. Tozdan, dumandan ferman okunmuyor. Tak tak tak. Bu da nesi? Başlıyor galiba. Başlıyor ya. Perde açılıyor. Nazlı nazlı. Alkıştan dam çökecek. Anam anam anam. Allı pullu elbisesiyle bir hanım çıka geliyor. Yalan. Bu bir şey mi? Daha neler var neler. Çabuk ol. Başlıyor şarkıya. Kapı. Kapı diyorum Zühre. Geldiler. Açın. Biziz. Ne güzel eğleniyorduk. Yine eğlenirsin Gınalı kuzum. Ne zaman? Yoruldunuz değil mi? Geç kalmadınız mı? Kese yoldan gelelim dedik. Hey ya mezarlıktan. Orada oyalandık biraz. Ha, anladım. Biri şarkımı söylüyordu avluda ana. Hey ya. Kim söylüyordu? Mustafa. Durun oturun biraz kızmayın ne olur. İstanbul anlatıyordu. Kadınları, kızları, oyunları. Kuşu bile güldürdü. Size de yazıktır. Hedeyin de sizi de güldürsün. Yetti. Sus gayri. Biz o eli kanının ölmediğini düşündükçe yaşadığımıza yanmaktayız. Oylanı hoşça tutmak bize haksızlık değil midir? Ve de babamızı aşağılamak değil de nedir? Nasıl izin verdin nene? İzin vermedim. Vay boşuma. Ben istedim. Sen mi istedin? Ben ya. Ölüm sessizliği az kaldı beni bile yıldıracaktı. Ölümü nazlandırmaya gelmez ey kızlar. Siz sevgiyi şımartmaya, sevinci azdırmaya bakın. Hepiniz için ağladım. Hepinizin yerine de ağlarım. Zühre. Buyur nene. Çağır oğlancı gelsin de gülün biraz. Ana etme. Ettim bile. Hadi toparlanın. Daha ocağı yakacağız, aş yapacağız. Küçük gelin. Efendim nene. Otur. Yalnızız değil mi? Evet. Zühre'nin sesini kolluyor emme. Yüzünü okuyamıyorum. Bir bak bakayım ne diyor yüzü. Sonra bana anlatırsın he mi? Olur nene. Aferin. Geliyoruz. Hiç değilse anam dinleseydi. Hele başlasın duyan gelir. Başlasın öyleyse. Beni soytarı ettin Zühre kardeş ya. Neyse. Al sana gözüm. Bir ton bulanım daha. Of of, alkış ıslık, laf atma gırla. Yardım değil ekmek kadayıfı. Ben senin gözünün yağını yiyeyim anam. Yesin annenin nesi. Afiyet bal olsun yeğenim. Susun be. Abo. Millet sus pus. Kadın başlar. Hoppala. Ne oldu? Yatık fesli, ceket omzunda, yumurta topuk. Bıçağı kuşağında bir kopuk. Birdenbire sahneye dalmaz mı? Kadını vuracak bu rezil. Ya ne yapacak? Şarkı söyleyecek o da. Ana. Aldı adam, bakalım ne dedi. Aldı kadın, bakalım o ne dedi. Hayır, gelin abla. Kahvenin dölüğü. Çekil önümden Zühre. Hayır. Çekil. Nene. Ne oluyor? Çekil diyorum. Dur gelin. Karışma ana. Hele bu kancığın işini bitireyim. Sonra beni töreyi bozdu diye karalayın alçaklayın. Zühre çekil. Çekilmem gelin abla. Zühre kardeşim kurban olayım kaç kurşunumun yolundan. Cayamam artık. Ben bu oğlanı seviyorum gelin abla. Diyiverdim işte. Gayrı ötesini sen düşün. İlla vuracaksan beni de vur. Senin gibi halam, anam, nenem gibi güçlü değilim ben. Dayanamam gelin abla. Korkuyorum nene. Demek şu avrat mukallide oğlunu sevdin ha? Sus ana. Ağzımdan kaçtı. Ben nasıl bakarım herkesin yüzüne? Ne aptalım. Kapı. Geldiler. Açın kapıyı. Açıyoruz Hasan'ım. Hiçbir şey olmadı anlaşıldı mı? Haydi herkes işine gücüne. Oğul sen de yerine. Zühre kapıyı aç Gınalı kuzum. Aç. Bir şey mi vardı? Ne olacak? Gelin bebeği emziriyordu kusura kalma. Hoş geldin. Hoş bulduk ana. Karnınız açsa şimdi. Telaşı ne? Daha erken. Sen git de şu ite bir bak hele ne yapıyor.
Mustafa çok iyi dedem, ateşi de düş. Nereden biliyorsun ateşin düştüğünü? Kadın bu ne diyor? Az önce ben yokladım da. Sana da yasak ettiydim kadın. Kimse ilgilenmeyecek o itle, tamam mı? Anlaşıldı mı? Elbet bir gün canına tak edecek namussuzun. Beni salıverin dışarı diye yalvaracak. O günü bekliyorum işte. Salıvereceğim iti. Eşiği atladığı an grav bu dedem için köpek. Grav bu babam için namussuz. Grav. Niye şakıyor bu? Sus ulan. Sus diyorum. Hayvan. Hayvan ol hayvan. Bu sevgi çığlığıdır Hasan'ım. Bastırma, senin bile gücün yetmez. Işıdı ya. Zöhre kalkmadı mı daha? Uyandı da kalkmıyor. Hasta mıdır yoksa? Yo, ölürüm de aşağı inmem diyor. Değil bu çocuk. Akşam da ağzına bir şey koymadıydı. Şimdi de ölürüm de yemem diyor. Delinin önünde gideni bu. Bütün gece ağladı. Deme. Ağlamasın olur mu nene? Zühre bilmez mi bu sevginin yolu açık değildir? Değil midir? Değildir nene. Niye ki? Etme nene. O eli kanlının Zühre'nin eri olmasına bu evde kim razı gelebilir? Sen razı gelmez misin küçük gelin? Gelemem nene. Nasıl geleyim? Erimi bitirenin bu domuz oğlan olduğunu bile bile. Ben bağışlasam. Büyünce oğlum bağışlamaz ki. Rüzgar ekersen fırtına biçersin elbet. Ama sen yüreğini söyle, yüreğin ne der? Dün okudun Zöhre'nin yüzünü. Okudum. De haydi. Bir oğul verecek kadar sürdü ama ben de bildim sevgiyi. Nedir sevgi? İnsanın kendini zebil etmesidir. Doğru bilmişsin küçük gelin. Öyleyse bana arka çıkacaksın, destek olacaksın. Ben bunca hazırı vermeyi kurmaktayım. Olmaz nene. Boşa tüketirsin kendini. Bilirim. Çetin iştir. Dağı dağa kavuşturmaktan zordur. Kayınbabam he der mi? Demez. Kaynım he der mi? Demez. O da demez. Ama biz kadınlar, siz kadıncıklar bir he dedik mi? Yün yumağı gibi çözülür gider bu iş. Kan olmasa iyiydi. Tetiği çeken odur ama. Öldüren kim? Kimdir? Kim olacak? Biraz onlar, biraz biz. Hepimiz. Sütümüz zehir, ninnimiz beddua. Gel küçük gelin, senle ben ne güzelse onu yapalım, kör kuyuya atalım. Var mısın? Sen bilirsin nene. Hiçbir iş doğurup büyütmekten daha güç olamaz. Çare yok. Bu işin de üstesinden geleceğiz. Bir de bakacağız ki kör kuyunun ağzında gelincikler açmış. Düğün çiçekleri bitmiş. Peki nene, peki. Ben he diyorum. Sağ ol küçük gelin, sağ ol. Bizi yalnız bırak. Baş üstüne. Ana. Buyur Hasan'ım. Akşam kadınların yanında söyleyemedim ana. Şimdi söyle ol, yalnızız. Anlaşılan köyün kulağına kar suyu kaçmış ana. Muhtar düğün ağzımı yoklayıp durdu. O delişman oğlan size sığınmış. Doğru mudur dedi. Sen ne demişsin? Hayır diyemedim ana. Yalandır. Töremizde sığınana teslim etmek var mıdır oğul? Evet demeye de dilim varmadı. Hah. Yürüdüm geçtim ana. İyi etmişsin. O iti kimseye kaptırmak istemiyorum. Ben de. Biz tarladayken muhtar gelip de... Gelsin. Eve göz atmak isterse... İstesin. Sokma içeri ana. Gözün geride kalmasın. Sokmam oğlum. Ne içeri yaban alırım ne dışarı cam veririm. Güven bana. Güvenmez miyim ana? Güvenmezsin ya. Ben ha? Sen elbet.
Güven sen sözümü dinlersin. Sözünden dışarı ne zaman çıkmışlığın vardır ana? Vardır. De hele. Gayri silah taşımayın diyorum, dinlemiyorsunuz. Silahsız olur mu hiç ana? Çolak giller der kalmadı gayri. Kadınlardan mı korkarsınız? Hepsi silahlıdır. Silahsız erkek daha erkektir oğul. Kendim için mi taşırım bu uğursuz merede ana? Derdimiz abi oğlan değildir. Etrafında çoban köpeği gibi dolaşıp dururum bir kahpeliğe kurban gitmesin diye. Başka ne yapabilirim ana? Koca delikanlıyı gelin kız gibi eve kapatamam ya. Tarlaya gidecek, ağına bakacak, kahveye çıkacak, köy meydanında dosta düşmana boy boz gösterecek ana. Yoksa bu ne bileksiz, ne yüreksiz erkek deyip adamdan saymazlar ana. Zaten adamdan saymazlarsa ölmesi daha iyidir ana. Öyleyse çocuğu arada bir yalnız başına bırak oğul. Bırak ki bileğini, yüreğini kullanmasını öğrensin. Silahsız helaya gidemez. Nene. Kızma çocuk. Gözünüzü açıp kapasanız duymaktayım. Bak nene. Tamam oğul, gidelim. Aç kapıyı. Sen silahını evde bırak oğul. Nenen doğru der. Benimki yeter. Bana korkak desinler. Ver. Gidelim. As o pis tüfeği şuraya. As da yamacıma bir otur. Bir konuşalım senle. Ne edeceğiz koca gel? Şaşa kalmışındır. Şimdi bu oğlanı gizliden bıraksak belki canı kurtulur. Ama bize sığınmıştır diye bir daha da adamdan saymazlar. Saymazlar. Adamdan sayılmayan bir delikanlı da ölene dek can çekişir. Doğru dersin ana. Bunu bilip dururken ben oğlanı bırakmaya kıyamam koca gelin. Sen? Demesi zor ama deyim. Ben de kıyamam. Çünkü bu zillete anası ağlamasın diye katlanmaktadır. Anasını yiğitliğin şanından aziz bilmektedir. Ne edeceğiz öyleyse? Zühre'nin boş boğazlığından sonra elde kalması da yakışık olmaz ana. Zühre kaptırmıştır kendini, dolu dizgin gider. Bir biz bilsek belki küllerdik. Gelinler bile bilmekteyken yakışık almaz. Dedim ya, şaşa kaldım. Ha, ben kalmadım ama koca gelin. Demek ki beni dinleyeceksin. Lamı cimi yok. Bunlara söz keseceğiz ki. Ana. Ne oldu? Aklın mı sıçradı? Bir de sormaktasın. Sıçramasın mı? Sıçrayacak kadar aklın vardı da niye düşünüp bir çare demedin? Ne edeceğiz diye sana 3 kere sordum. Mızıldanma gari. Tek çare bunların başını bağlamaktır. Oğlan evde kalır. Kalması yakışık alır. Şeker gibi kız, yağ gibi çocuk. Onu mu esirgeyeceğiz? Garip helva yapalım gari. Bu iş bitsin. Ana. Bir düşün. İyi düşün, derin düşün. Buyur nene. Zöhre odasında mıdır? He? Yalnız mıdır? Yanında küçük gelin vardır. Ne derler? Ne bileyim. Çağır gelsin. Anasına derim o çağırsın. Niyeymiş o? Zühre'nin yüzünü görünce içimden tükürmek geliyor. Duydun değil mi ana? Duydum. Nasıl baş edeceğiz bu densizlerle? Üzülme koca gelin. Hangi işimiz zahmetsiz ki? Hadi görümceni, kızını, yeğenini, gelinlerini topla da anlat. Neneniz böyle düşünürdü. Sizden yardım isterdi. Sevene yılan bile dokunmaz de. De işte. Oyun bozanlık etmezlerse ben bu işi bu akşam kotarırım. Kin ev düğün ev olur. Hadi kızım. Ey benim güzel tanrım, iyi tanrım, hoş tanrım. Seni bir gün olsun için kendim için rahatsız ettim mi? Etmedim. Hiç para, pul, mal mülk istedim mi senden? İstemedim. Halimden şikayetçi oldun mu? Olmadım. Kurbanın olam. Şimdi canım dardadır, yüzümü gara çıkarma. Zühre benim kuzumsa senin de kulundur. Bir başıma bırakma beni. Oh benim. Kim o? Benim nenem. Gel. Sen şıngırdıyorsun. Gelin takılarını bana taktı. O yalan diyedir, aferin ona. Otur. Pek güzel olmuşsun. Nasıl bildin? Bilmem mi? İçim ışıdı. Biri gelmeden beni ahırın kapısına kadar götür. Götürmem. Beni bırakır dönersin. Bırakmam. Bir hatır soracağım da. Konuşma o domuzla. Ne etti ki? Daha ne etsin? Aklımı darmaduman etti. Ben o sözleri söyler miydim nene? Şaşırttı. Boş boğaz etti. Yüzünü şeytan görsün.
canı cehenneme. Büyük gelini acırdım, ona düşman etti. Atalım o domuzu evden. Yoksa biteceğim. Tay mıdır bu, buzağı mıdır? Görünce içimden sarılmak geliyor. Rezil etti beni. Tut elimi, yürü. Yavaş yürü, ne yapıyorsun? Uçmaktayız Zöhre, Zöhre derim. Hey benim aptal pırpırım, ne yapıyorsun? Ne güzel susup durmaktaydın değil mi? Dünyadan haberin yoktu. O domuza kanıp da şakımayı öğrenir misin? Böyle arpacı kumrusu gibi düşünürsün işte. Ama üzülme. Ben seni avuturum da. Beni kim avutacak? Ben ne edeceğim? O salak oğlan için yanıp tutuşmaktayım pırpır. Kim var orada? Sus bağırma. Nenen yolladı beni. Zühre seni ister dedi. Yalan demiş nenem. Peki. Dur biraz kal, hava alırsın. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Akşam tıka basa yedim. Gece bir derin uyudum. Sabah kuş gibi uyandım. Sen? Ben dedene yalvarmaya karar verdim. Ne için yalvaracaksın? Beni bıraksın diye. Delirdin mi sen? Yetti gayrı. Gideceksin ha. Başka ne edeyim? Vururlar seni. Vursunlar. Ama yazıktır sana. Böyle daha yazıktır. Niye? Diyemem. Ölümü öp de. Pant verme. Kızma canım. Öyleyse ben çıkayım, sen de kuşa anlat. Arkana dön yeter. Döndüm işte, hadi anlat. Hadi. Pırpır kardeş. Seni seviyorum. Ama ablanı senden daha çok seviyorum. Yalan. Yalansa Allah'ın kılıcından geçeyim. Anladım ki ey pırpır. Ablanı anam kadar sevmeye başlamışım. Canım pırpır. Sen de ona de ki ablam da seni nenesi kadar sevmektedir. Şakıyacak ne vardır ey aptal kuş. Seviniyor zavallı. Aklı olsa ağlardı. Niye ki? Nasıl anlatayım? Ablasını düşündükçe burnumun direği sızlamaktadır. Yüreğim kayıp kayıp gidiyor. Bir el atımı uzağımdadır. Saçının teline bile dokunamam. Gözüm önümde salınır, bakmama izin yoktur. Konuşmana can atmaktayım. Birlikte suçlamamız bile suç. Ne edeyim ben böyle yaşamayı? Bu yüzden başımı alıp gitmek isterim. Ya ben ne edeceğim? Geliyorum nene. Aman nene, olmadık işler oluyor. Halam yeğeni dövmektedir. Hah, iyi ediyor. Eline sağlık. İki şaplakta bitirdi işini. Aferin kızıma. Kızgın demire su dökmekteyiz. Cazırdamadan olur mu? Zöhre, Mustafa'yı yerine götür. Haydi. Kız, anlat hele. Halan niye kızdı? Anam böyle böyle diye anlatınca ben hemen razı geldim. Yok, razı gelmeyecektin. Senin civcivin o. Yeğen çılgına döndü ama. Büyük gelin? O susmaktadır. Bu kötü. Sonunda halam da kızdı. Birdenbire köpürdü taştı. Bizim ırmağa karıştı değil mi? Ama bu çok iyi. Senin halan dövme demirdendir. Bükülür, kırılmaz, ezilir, bozulmaz. Ama bu çok iyi. Bu işi başardık say. Hiç sevmemiş ki bunlar. Hep sevilmişler. Ne acımayı bilmişler ne bağışlamayı. Tamamdır ana. Ağam duyunca kızılca kıyameti koparırmış koparsın. Canımızı mı yakarmış? Yakarsa yaksın. Şu kısır karıyla şu kız kurusu beni çıldırttı. Sonuna kadar varım ben. Emret oğlanın evine gideyim şimdi. Canımı alacak değiller ya. Hey kadınlar derim. Bize kanı balla yoğmak yaraşır derim. Gelin şu oğlancıkla şu kızı baş göz edelim derim. Gerekirse yalvarırım ağlarım. Artık gerekmemektedir. Niye? Mustafa aldı başını gitti. Ne? Ben sıkıldım. Gelin. Hepiniz gelin. Çabuk gelin.
Bunaldım derim. Gelin haydi. Beni yalnız bırakmayın bugün. Tepemde bulutlar toplamaktadır. Oturun, konuşun, halleşin. Peki ana. Her bir şeyi Oya gibi ince ince düşünmüştüm. Karış karış yürütmekteydim. Hey deli oğlan, kaçmakla her şeyi alt üst ettin. Ayıp ettin. Başkanı beklenirdik o soysuzdan nene. Sen sus hele. Zöhre, Zöhre burada mıdır? Odasında. Ne eder? Çıtı çıkmamaktadır. Biri buraya indirsin onu. Yıkılmışa yalnızlık iyi gelmez. Ne oldu? Kimse kalkmadı ayağa. Kapısını kilitlemiştir ana. Beni bile almadı yanına. Bir çare bulmalı, aşağı indirmeli. Bizimle olmalı. İzin varsa Zühre'yi ben alıp geleyim. Etme büyük gelin. Zühre sana kırgındır. Sesini duyunca kapısına bir kilit daha vurmaz mı? Sanmam nene. Sesimden anlayacaktır ki dostuyum. Neden dersen, ben de erimin kuzusuydum. Yüzüme bakarken sevgiden gözleri dolardı. Bebem olmuyor diye utanıp ağlasam, sen kendin bebesin der, kucağında gezdirir onurumu kollardı. Devrilip gidince kinim boyumu aştı. Öfkeme dizgin vuracağıma kamçı vurdu. Bilirim yanlış ettim ama ettim. Zühre de bu sabah ersiz kalmıştır. O da adak mumu gibi yana yakıla bitecektir. Bizden biri olmuştur gayrı. Uğursa kılım kıpırdamaz. Kesse kanım akmaz. Ne isterse yaparım. Peki büyük gelin, al gel Zöhre'yi. Bu domuzu olan kaçmayacaktı. Büyük gelin bile yatışmış baksanıza. Sevgi çorbası pişiriyorum diye yeter ana. Tuzunu alan kadın gelir. Er gelir, geç gelir ama gelir. Bu Hızır oğlan kaçmasa çok iyiydi. Zühre'yi hoş tutardı. Şarkı, türkü, taklit eğlendirirdi de. Yine elimiz böğrümüzde kala kaldık. Birazdan bizimkiler dönecek. Bakacaklar ki oğlan yok. Ne diyeceğiz, ne edeceğiz? Eşek oğlan, hepimizi kuru ot gibi yaktı gitti. Ne var, ne oluyor? Benim nene. Sen misin oğul? Evet nene. Geri döndün ha? He. Zühre, gözün aydın. Zühre, Zühre, Zühre. Noksanımız kalmamıştır kadınlar. Nasılsın oğul? Sağ ol ana. Su ister misin? İsterim ya. Ciğerim yanmaktadır. Şimdi getiririm. Ne ettin sabahtan beri? Ne edeceğim? Deli dana gibi dolanıp durdum. Baktım başka çıkarı yoktur. Dönüp geldim. Biz de bu evi muhkem ev biliriz. Adam bizden habersiz isteyince giriyor, dileyince çıkıyor. Zühre'yi istemeye geldim nene. Biz kadınlar hedemekteyiz. Ha, akşam da dedesinden istersin. Verir mi ki? Hele bir iste. İstese de veremez nene. İzin verirseniz Zühre'yi kaçırmak isterim. Sen deli misin? Akıllı olsam kendi ayağımla dönüp gelir miydim? Mustafa! Mustafa'm! Aptal aptal baktığına yemin ederim kız. Al bakracı yerden. Nene! Dur hele. Önce oğlanı yerine götür. Haydi oğul, bizden canımızı istemektesin. İzin ver bir soluk alalım. Gel gel. Sahiden deli bu. Soysuz namussuz. Kızı kaçırmaya gelmiş. Açık açık da söylemektedir. Duydunuz değil mi? Zühre'yi alıp kaçıracakmış. Bir de izin ister. Babamız razı gelmezse başka çare var mıdır? Ne der bu? Doğruyu derim. Bu doğru mudur? Babamıza açarız. Razı geldi ne iyi. Gelmezse bırakalım kaçsınlar. Açın ben. Zühre, kapıyı aç. Çekilin. Haydi. Hoş geldin Hasan'ım. Kapa kapıyı. Dayım yok mudur? Kapa kapıyı dedim. Peki dede. Otur oğul. Sağ ol ana. Oğul nerededir? Harman yerinde bıraktım ana. Dönecek midir? Kendi bilir ana, silahlıdır. Sıkılırsa döner. Yoksa sabah çıkar gelir. Yaşıtlarıyla oyalansın biraz ana. İyi etmişsin oğul. Ama aklım hep onda kalmıştır ana. İçini serin tut oğul. Kolay mıdır ana? Bir de şu it çıktı başımıza. Kapana sıkışmış kurda döndürdü beni. Vursam töreye sığmaz.
Muhtara teslim etmeye de içim razım gelmiyor. Gidici de görünmüyor hayvan. Ekmek elde, su gölden. Niye gitsin ki? Evde de gelini kız dolu. Barutu ateşe koyduk. Patlamasın ne olur ana. Patlamıştır oğul. Birinden birine kötü gözle baktıysa andım vardı. O vakit... Dur oğul, iş başka. Anlat hele çabuk. Otur da öyle dinle. Yok, sevgiye saygıdan ayağa kalktınsa o başka. Etme ana, şakanın sırası mıdır şimdi? Bu elde silah konuşulur konu değildir oğul. Ben tatlı tatlı anlatacağım, sen de güzel güzel dinleyeceksin. Masaldır bu. De anlat hele. Baban beni istettiğinde babam deliye döndüydü. Ben ayıya kız vermem diye köpürdüydü. Oysa o ayıya vurgundum ben. Babam ayı değildi ana. Değildi ya. Bana sorarsan dağ gibi bir babayı itti. Erkeğin hasıydı, gönlümün sultanıydı. Ama babam vermedi. Ne oldu o? Ben de kaçtım. Sen? Ben ya. Gezdik, dolandık, sonunda döndük. Kucağımda sen. Vardık babama. Baba dedim, bu ayı yavrusu değildir, torunundur. Ve de tıpkı sana benzemektedir. İnanmazsan bak. Baktı, bakmasıyla da seni kapıp sarması bir oldu. Bu oğlan da senin için soysuzdur, ittir, kahpe dölüdür ama Zühre için öyle değildir. Zühre ha? Zühre ya. Daha bebedir o. Demek değilmiş. Şu çakalı sevmektedir ha? Hem de nasıl? Az kaldı öleceydi bugün oğlan kaçtı değil. Kaçtı mı? Kaçtı ya. Az önce dönmüştür. E kaçmışken? He. Niye döndü ki? Besbellidir oğul. O da kızı sevmektedir. Kadınım, bacım, kızım ne der? Ne diyecekler? Bunları kavuşturmak sevaptır derler. Ya küçük gelin? Kadın kısmının sevgiye yüzü tutmaz ki oğul. O da heder. Hepsi razı gelmen için elini ayağını öpmeye hazırdır. Ananım, ben de hazırım oğul. Üzme beni. Ne güzel olacak. Kan yağmuru rahmete dönecek. Barış, görüş olacak, bayram olacak değil mi oğul? Olmaz ana. Olmaz mı? İyi dersin, hoş dersin ama olmaz. Niye ki Hasan'ım? Oğlumdan utanır. Sen koca bir ağa. Dağa götürdüm çocukken. Taşları dizer bağırırdım. Vur! Bu çolakgillerin büyük oğludur. Vur! Bu ortancı oğludur. Vur! Bu küçük oğludur. Dedenin torunuysan vur. Eğer benim oğlumsa vur. Acıma, bağışlama, hoş görme, vur. Hiç oynamadı, gezmedi, eğlenmedi. Hep tetikteydi çocuk. Şimdi de yufka yürekli bir kadın gibi davrandığımı görürse ne demez ana? Ne edeceksin? Bilseydim ederdim ana. Ben sana olacağı dayı vereyim. Bunlar kaçarlar. Gezer, dolanır, sonunda dönerler. Zühre'nin kucağında bir bebe, dede der sana. Bu çakal yavrusu değildir, torunundur ve de tıpkı sana benzemektedir. O zaman ne edeceksin? Yorgunum ana. Biraz uzanacağım. Bu saatte mi? Yorgunum dedim ya ana. Akşam namazından önce de kalkma. Karnın açtır. Kalkınca yerim. Ben o çakalın yerinde olsam, eğer kaçacaksan bu akşam kaçardım ana. Yarın sabah muhtar kapıya dayanabilir. Kurban olduğum oğlum, sen he dedin galiba. Daha açık diyemezdin elbet. Bizimle yüz göz olacak değilsin ya. Ya yanlış anladımsa? Hey benim canımın çekirdeği oğlum, ben ne ederim? Kadınlar, gelin, çabuk gelin. Sessiz olun, Hasan'ım uyuyacak. Anlat nene. Razı geldi mi? Yavaş. Ne oldu? He dedi mi? Söylesene nene. Aklımı karıştırman. Zühre nerededir? Dedesine su götürdü. Güzel. Yarın muhtar evi arayacakmış. Şşşt. Öyleyse oğlanın bu akşam kaçması gerekmektedir. Buna he dedi. Zühre sen misin? Benim nene. Deden bir şey dedi mi? Demedi. Hiç mi? Hiç. Ama kaç zamandır öpmezdi, öptü. Saçımı okşadı. Besbelli olmuştur. Zühre için de demiştir. Aslan oğlum. Gayrı tamamdır bu iş.
Zühre de mi gidecektir? İzin çıkmıştır, isterse gidebilir. Zühre, kızım gidecek misin? He. Anası, bırak kızın gönlünün suyuna gitsin. Çoğalır dönerler, her şey güzelleşir. Ama bu gidişten Hasan'ımın haberi olduğunu kimse bilmeyecektir. Oğul bile, anladınız mı? He. Hadi koca gelin, sen oğlanı al gel. Hadi kızlar, siz de Zöhre'nin bohçasını getirin. Ey benim kınalı kuzum, gitmektesin. Erine saygılı ol, derdini paylaş, sevincini çoğalt. Sevgi nimettir, kadrini bil. Bizi unutma. Geldik ana. Oğul. Zöhre evvel Allah, sonra sana emanettir. Bağış üstüne. Hemen gidin. Akşam ezanına az kalmıştır. Sen geldiğin yoldan çıkarsın. Zöhre'yi de az sonra kapıdan salarız. Söğütlükte buluşursunuz, oldu mu? Oldu da bitti bile. Öpeyim elini nene. Silahın bendedir, ister misin? İstemem. Silah çekiyor. Hadi sağlıcakla kalın. Çıkınca ıslık çalarım. Güle güle oğul. Kız anasıyım, benim elimi öpmedi. Sen burada mıydın? Onun gözü şimdi bir şey görmekte midir? Senin burada olduğunu ben bile görmedim. Giyin kızım. Şşş. Deli bunlar. Hadi kızlar, kapıyı açın. Hadi Zöhre. Tamam nene. Ana etme ne olur. Beni incitmektesin. Zaten içim pırpır etmektedir. Yüreğim yarılmaktadır. Ana! Güzel Tanrım. Baba vurdum iti. Vurdum. Dışarıda vurdum. Töreyi bozmadım. Dışarıdaydı soysuz. Söğütlüğe kaçıyordu. Anından vurdum. Baba vurdum.